Lider Haber Ekranlarından Tam Sağ'dan hepinize merhaba. Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Kendi evinde Bayern Münih'i ağırlayan temsilcimiz ilk yarısında harika bir oyun sergiledi. Ve ev yerinde ise rakibi yokları oynattığı, kısmen ezdiği maçı ikinci yarıda bambaşka bir oyunla mağlup oldu. Konuğum her zamanki gibi sevgili Ahmet Karaben. Ahmet'im hoş geldin, nasılsın? İyiyim, sen de iyisin. Ben de iyiyim. Cümlelerimi iyi seçmeye çalışıyorum, kelimelerimi. Evet. Çünkü gerçekten siyahla beyaz kadar farklı bir iki yarı izledik. Farklı bir mücadele izledik. Özellikle ilk yarıda Galatasaray çok iyiydi. İkinci yarı gittikçe oyundan düştüğü sebeplerini, sonuçlarını hep konuşacağız. Evet. Ama kısaca tabii senden bir giriş alayım her zamanki gibi. Ya aslında başlığı bugün şöyle atabiliriz. Galatasaray kaybetmedi. Galatasaray kazanamadı. Başlığı bu şekilde atmamız daha doğru bir başlık olabilir. Çünkü maçın ilk yarısını muhteşem bir oyunla, en azından skor olarak olmasa bile oyun anlamında müthiş bir performans sergileyerek bitirdi. 70. dakikaya kadar da iyi bir oyun ortaya koydu. Fakat tabii rakibiniz Bayern Münih olunca ister istemez bazı sıkıntılar da doğmuyor değil. 3-5 pasla yarı sahasından çıkan bir ekiple karşı karşıya kalıyorsunuz. Skoru da daha kolay bir şekilde tayin edebiliyorlar. Tabii maç içi yorumlarımız olacak, oyuncu bazı değerlendirmelerimiz de olacak. Girişi bu şekilde yapıp başlayan azından böyle bir başlıkla açıp ilerleyen zamanlarda detayları da konuşacağız tabii Fahrettin'cim. Çünkü gündemimiz bu bugün. Evet, sıcak bir öyle. Gelişme, sıcak bir maç. Sıcak gündem. O yüzden bugün Şampiyonlar Ligi müsabakasının üstünden gideceğiz temsilcimizi. Evet. Yani şimdi ilk 11'den başlayalım. İlk 11 seçiminden mi, oyun içinden mi, yoksa sondan başa doğru ya, gelmek istersin? Yani ya maçta konuşulacak çünkü çok şey. kısmen çok fazla kısım ya. Var. Bu arada Manchester United'da golü buldu. Tam olarak bizi ilgilendiren müsabaka olduğu için evet. Buradan da dakika ve skor vereceğiz zaman zaman. Manchester United Kopenhag karşısında dakikalar 72'yi gösterirken 1-0 öne geçiyor. Şu an bir gol kontrolü yapılıyor VAR tarafından ama tekrar verip vermediğiyle ilgili bilgi vereceğiz sevgili izleyenlerimize. Ya tabii şöyle bir bakıldığında 36 maçtır grupta yenilmeyen, gruplarda, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da yenilmeyen bir takımla karşı karşıya kalıyorsunuz. Birçok yıldızı var, tecrübeli bir antrenörü var. Nitekim Galatasaray da Avrupa kupalarında son 20 maçta sadece bir mağlubiyeti var. Total olarak yorumladığımızda onların da başarılı olduğu bir süreç var. Ülke puanı anlamında. Bir Manchester galibiyeti var. En son kazanmış oldu. Bunun tesadüfi bir galibiyet olmadığını, Kopenhag karşısında oynadığı performansın iyi olduğunun göstergesini bu maçta da bize Galatasaray oyuncuları, antrenörü en iyi şekilde yansıttılar. İşin açıkçası bu. Çünkü kolay değildir. Total olarak yorumladığında son 20 yıla baktığında en çok kalesinde ilk yarı şut gören Bayern Münih Galatasaray'a karşı olmuş. Evet. 20 yılın son dönemlerinde. Yani bunlar bir Türk takımının yapabilecek olduğu en iyi performans. Biz çünkü nelerini gördük? Avrupa kupalarına gidip puansız döndüğümüz maçlarda gördük. Farklı yediğimiz tüm takımlarımız için geçerli. Müsabakalar da gördük. Belki mağlup olduk ama bu oyun güzelliği, bu oyun anlayışı en azından Galatasaray'ın da ileriye yönelik neler yapabilecek olduğunu Avrupa'da en büyük göstergesi oldu. Şimdi bugün Manchester'ı yeniyorsun geçen hafta. Bugün işte Manchester Kopenhag karşısında favori 1-0'da öne geçti. Bu maç da bizi ilgilendiriyor. En azından ikincilik, üçüncülük. Tabii evet. Grubun lideri Bayern Münih. Favori de onlar büyük ihtimalle çıkacaklar. Birinci sırada. İlk ikiyi Galatasaray zorlayacak Manchester'da. Öyle gözüküyor. Ama genel anlamda Icardi'nin şık penaltı golü. Şimdi yani kolay işler değildir. 52 bin tane seyircinin önünde o Panenka vuruşunu yapmak her baba yiğidin harcı değil, öyle değil mi? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani benim notumun da başında yazıyor. Maçın yıldızı seyirciydi. Evet. Valla o seyirci özellikle ilk yarıdaki taraftar baskısı adama Panenka değil her şeyi attırır orada. Diyorsun. Tabii. Tırnak arasında her şeyi diye de vurguluyorum. Altını evet. Üstünün her yerini çiziyorum. Yani çünkü ilk yarı inanılmazdı seyirci. Ya şimdi neden ilk yarıya vurgu yapıyorum? Buna biraz sonra değinecektim ama senin sözünü kesmiş oldum. O yüzden istersen sen tamamla. Çünkü seyirci kısmına gerçekten ayrı parantez açmak gerekiyor diye ya, düşünüyorum. Galatasaray seyircisi zaten genel anlamda bilinçli bir seyirci. Nerede nasıl tepki verileceğini, tribünü nasıl dolduracağını, yani saniyeler içerisinde biten bir bilet evet. sayısı var. 7 saniyede falan bitmiş. 3 gün önce derbi karşılaşmasında aynı şekilde o 10 saniyede biten bir bilet. Yine bu karşılaşmada böyle.
bir video izledim maçtan önce. Storlara giriyor taraftarlar. Neredeyse yağmalıyorlar gibi bir görüntü var. Bu taraftarın ne kadar takımına karşı bağlı olduğunu gösterir. Fakat benim bugün bir şey daha hoşuma gitti. Birlik ve beraberlik olma açısından bugün bir Trabzonspor formalı taraftarı tribünde gördüm. Birçok Fenerbahçeli, Beşiktaşlı arkadaşla konuştum. Hepsi bugün maçtan sonra da yapmış olduğumuz işte WhatsApp yazışmalarında falan ortak gruplarımız var. Üzgün. Ben onların samimiyetlerini bildiğim için yalandan yazmadıklarını da hissedebiliyorum. Çünkü yıllardır arkadaşlarım. Doğru. Çünkü artık özellikle bu son dönemlerde dünya genelinde yaşanılan bu savaşlardan sonra ülkemizdeki birlik ve beraberliğin ne kadar çok önemli olduğunun göstergesi artık bu Avrupa maçları. Öyle değil mi? Evet. A milli takımımızda, voleybol takımımızda yakaladığımız milli takımlarımızda başarılarımız var. E bunları kulüp bazlı da Galatasaray, Fener ve Beşiktaş'a yaymamız lazım. Doğru. Yani bugün Beşiktaş ve Fenerlisi Galatasaray, Trabzonspor'u destekliyorsa 2 gün sonra Konferans Ligi'nde Galatasaraylılar da onları desteklemesi lazım ki bizim güzelliğimiz ve birlikteliğimiz ülke olarak bu şekilde ortaya çıksın. Avrupa'ya gittin mi? Çünkü Türko diyorlar sana. O muameleyi gösteriyorlar. O muameleyi biz görmemek için de en azından sportif anlamda başarılarla onları hiçe saymamız lazım. Maç anlamında da dönersek konuyu da çok saptırmadan bir genelleme yapmak istiyorum. Tabii şimdi Icardi 42 maç, 38 gol, 10 asist. Bunlar normal istatistikler değil. Evet. Galatasaray'ın oynadığı Bayern'e karşı yakalamış olduğu ilk yarıdaki 2.14'lük gol beklenti oranı, rakibe 0.00 beklenti oranının vermesi, bugün bir Anadolu takımına karşı 2.14'ü beklenti oranıyla karşılaşmaya çıktığınızda maçtan sonra bugün takımınız müthiş oynadı diye bütün yorumcular yorum yapıyor. Sen Bayern Münih'e karşı oynuyorsun bu performans. Maç sonu da 1.77. İkiye katlamışsın. Ha, futbol skoru oyunu. Şimdi beni çürütmeye yakın yorum yapacaklar. Ya arkadaş sen bunları söylüyorsun ama 3-1 yenildin diyebilir. Onların da haklılık payı var. Burada tabii Okan Hoca'yı biz çok fazla yeri geldi övdük, yeri geldi ufak tefek eleştirilerde bulunduk. Oyuncu değişiklikleri var. Belki biraz daha zamanında yapılsa. Ama eleştirmek kolay. Anlatabiliyor muyum? Tam tersi de olabilirdi işler. Galatasaray bugün 1 puan alsa, öyle değil mi? Ya da 3 puan alsa Okan Buruk'u bambaşka yerlere de koyabilirdik. Ama genel anlamda yorumladığımızda Galatasaray iyi bir oyun ortaya koydu. En azından 1 puanı hak ettiğini net bir şekilde söyleyebilirim bu karşılaşmada Fahrettin'cim. Katılıyorum abi söylediklerine. Tabii ben bu tip zamanlarda biliyorsun farklı pencereden bakmayı her zaman severim. Evet. Burada özellikle 60-63 dakikalık oyunda kesinlikle çok övgüyü hak edici bir süreç var. Oyun var ortada ama tabii sonrasındaki kısım içinde bazı eleştirileri yapmak gerekiyor diye düşünüyorum ki ilerleyen süreçte bunlar tekrar yapılmasın diye. Ama tabii ki o kısma geleceğiz. Ondan önce istersen Okan Hoca'nın açıklamaları var. Biraz onlara değinelim. Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Okan Buruk'un maç sonrasındaki yaptığı açıklamalarda belki Bayern Münih'e karşı hiçbir takım bu kadar uzun zamandır böyle bir baskı, böyle bir şuta ve bu kadar topa sahip olmaya ulaşmamıştır demiş. Daha sonrasında yine Okan Hoca açıklamasında Kaan Ayhan ve Lucas Torreira iyi oynadı. Orada birini düşünmedim. Kenar oyuncuları yoruldu. Onları değiştirmeyi düşündüm. Oyun içinde üçlüye de dönebilirdik. Maç bittikten sonra bir sürü şey söyleyebiliriz. Fiziksel olarak Bayern Münih'in gerisinde kalmadık. Geçmişte bize üstünlük sağladılar. Dünyanın en hızlı kanat oyuncuları Bayern Münih'te Leroy Sané ve Kingsley Coman dikine koşular yaptılar. İkinci gol bizim moralimizi bozdu. Buna üzüldüm. Moralim bozuldu. Mental açıdan maçı bir anda bıraktık. En büyük sıkıntımız buydu. Evet ben de burada aldım notu hemen işaretliyorum. Ben de bu konuya değinmiştim. Yani, hocanın vücut dili dahil olmak üzere oyuncuların da vücut dili gerçekten çok değişti. Evet. İkinci golün gelmesiyle beraber. Var mı burada söylemek istediğin bir şey? İstersen adım adım çünkü açıklama çok fazla. Tabii. Yok. Üstünden gidelim istiyorsan ya, sırayla. Genel anlamda tabii o yüze yansıdı. Ekran karşısında bunu net bir şekilde gördük. Ama maç sonu rakip antrenörü Bayern Münih'in antrenörüne yapmış olduğu açıklamayı geleceğim, da tabii geleceğim. O da çok önemli. Ben böyle bir atmosfer görmedim gibi bir açıklaması var. Hatta Harry Kane'in not almışım. 16 milyon takipçisi var. Galatasaray Rams stadında böyle bir atmosferi görmedim. Büyüleyiciydi gibi bir açıklaması Türk taraftarının
neler yapabilecek olduğunun rakip oyuncuya bile gösterdiğin en büyük göstergesi diye düşünüyorum. Bu anlamda seyirci atmosferi iyi yansıttı. Oyuncularımız senin de söylediğin gibi özellikle maçın 3'te 2'lik bölümünde iyi bir performans gösterdi ama tabii şimdi senin araban var 100 litre benzin alıyor. Rakibin arabası var 150 litre benzin alıyor. Belirli bir süre sonra depodan yemeye başlıyorsun. Gelen oyuncuların da rotasyonda sağlıklı olmayınca işin sıkıntılı tarafı ortaya çıkıyor ve kaçınılmaz sona ulaşıyorsun. Kondisyon eksikliği, bütün var gücünle özellikle ilk yarı performansı sergilemen oyunun son 15-20 dakikalık bölümünde ister istemez bir de derbiden çıkmışsın. Takımı biraz daha geriye itti ki hazır olmayan da oyuncular var. Şimdi bir Ziyech hamlesi var Okan Hoca'nın. 2 aydır oynadığı futbol soru işareti ki oynamıyor. Soru işareti bile değil. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii Avrupa maçlarının içinde bu oyuncular alındı. Onların da oynaması lazım. Biraz daha hazır olsalardı, özellikle şimdi bir sol bek krizi var Galatasaray'da. Yani kimse bunları çok fazla belki konuşmuyor, söylemiyor. Tabii bu maç üzerinden ben kendi adıma çok fazla eleştiri yapmak istemiyorum. Hem Okan Hoca'ya hem takıma. Ama şimdi Galatasaray eğer şampiyonluğa oynamak istiyorsa, Galatasaray Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ya da üçüncü olup gruptan çıkmak istiyorsa, neyse kafasından geçen projeler kulübün, öncelikle bu sol bek iki arkadaş da olmaz. Hem Kazımcan hem Angelinho Galatasaray'ın sol bek düzeyinde oynayacak oyuncular net bir şekilde değil. Rotasyon oyuncusu bile olmaz bu iki arkadaş. Çünkü rakip takım ilk 11'de bu oyuncuyu görürse iştahı kabarır. Ben rakip antrenör olsam full time sağ açıktan oynayın derim. Çünkü işte bir derbiden çıktı Galatasaray. 1-0 öndesin. Rakip 10 kişi kalmış. Rozier'in inanılmaz bir çalımı. Öyle değil mi? Evet. Angelinho'ya birbiri sağlattırdı. Belki Galatasaray o gün berabere kalmış olsa çok daha fazla ağır eleştiriler yapabilirdi. Sonunda yine Rozier'in kaçırdığı var. Yine oradan gelen. Çizgiden inanılmaz derecede Galatasaray sıkıntılı. Özellikle sol bek tarafından. Sasha Boy'u dinlendiremiyor. Böyle de bir sıkıntımız var. Yine derbide kaçırdığı adamını yedi falan. Tabii genel anlamda zamanımız kalırsa derbiye de girmek istiyorum. Üstün körü de olsa. Ben son 3-5 dakikalık bir süreçte olsa. Bağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat genel anlamda yorum yorum gidersek özellikle oyuncu değişikliği zamanında yüzlere yansıdı o görüntü. Yani çok, Okan Hoca doğruyu söylemiş. Şimdi sol bek konusuna girdiğin için hemen Okan Hoca'nın o yorumuna değinmek istiyorum. Sonra ben ikisi için toplu bir yorum yapacağım. Angelinho'yu çok beğeniyorum. Transferini çok istedim. Çok değerli bir isim. Ofansif bir bek. Defansif anlamda daha geride. O yüzden Kazımcan Karataş'ın hız olarak önde gördüm. Biraz da temaslı oyunda daha iyi olacağını düşündüm. Bölüm bölüm bu temasları yaptım. Abdülkerim Bardakçı'yı da burada kullandık ama savunmada iyi bir ikili var. Onları da bozmak istemedim. Abdülkerim sol bek oynamayı da sevmiyor. Oyunu başında bu şekilde onu kullanmayı düşündük. Evet. Valla açıkçası buradan genel oyuncu değişiklikleriyle ilgili de istersen bir soru varmış Okan Hoca'ya. Onu da ben o zaman yorumlarda söyleyeyim. Evet. Ondan sonra total bir yorum yapalım. Oyuncu değişikliklerine geç kaldığınız yönde eleştiriler var. Katılır mısınız diye sormuş bir basın mensubumuz. Okan Burak'a. Okan Hoca da golün ne zaman olacağını bilemiyorsunuz. Bir şeyler aksıyor ve oyuncu değişikliği hamlesi yapıyorsunuz. Tam değişiklik yaparken gol yiyorsunuz. Ben de zaten hamlemi yapmıştım. Oyuncu değişikliğinden 3 dakika sonra da gol yiyebilirsiniz. Manchester United maçında 2 kere gol attık. Devamlı oyuncu değiştirelim. Dünyada büyük takımlar, büyük hocalar bu kadar erken oyuncu değiştirmez. Oyuncu değiştirmeden maç bitiren hocalar var. Oyuncu evet. değişikliğinde gol yemek şanssızlık. Başka açıklaması olamaz. Gol yedikten sonra herkes suçlar arayacaktır. Futbolda bunlar var. Biz çok fazla şey yaptık demiş. Evet. Şimdi burada ben açıkçası bu kısmına katılmıyorum hocam. Neden katılmıyorum? Ya hocam sene başından beri 1 olmadı, 2 olmadı, 3 olmadı. Bu yanılmıyorsam 4. Maçtan önce de seninle biraz konuşmuştuk. Evet. Örnekleriyle. Tam oyuncu değişikliği yapılacakken sürekli Galatasaray gol yiyorsa burada geç kalınıyor demektir. Şimdi Manchester United maçında da bu maçta da ikinci gollerin gelişi ben geliyorum demeye başlamıştı oyun. Yani burada daha erken müdahale olabilirdi. Evet hoca burada Mertens erken değiştirdiği için hani ben yaptım oyuncu değişikliği diyor ama bakıyorsun Mertens değişikliğinden sonra diğer değişikliklerde geç kaldığını düşünüyorum. Yani orta saha oyun gittikçe açılıyor. Açıldıkça açılıyor. Oyuncular arasındaki mesafe artıyor ki bence maçın en büyük problemi oydu. Yani izleyenler, maçı izleyenler bir daha tekrarını özetler izlerlerse dikkat edebilirler.
İlk yarıda çok dar alanda önde basan bir Galatasaray var. Sonra bu ikinci yarı başında bir tık daha oyuncular arasındaki mesafe artıyor. 50'den 55'ten sonra bir tık daha mesafeler uzuyor. Evet. 60'tan sonra hem mesafe uzamış durumda hem de futbolcularda hareketsizlik başlıyor. Tabii mesafenin açılması ve hareketsizliğin artmasıyla beraber de bu sefer Bayern Münih o tiki taka dediğimiz hızlı pasları çok hızlı yapmaya başladı. Çok rahat yapmaya başladı. Yani yenilen iki golde de hani ceza sahası içine top öyle rahatlıkla geldi ki hani ne basan ne müdahale edebilen ama düştü çünkü oyundan. Evet. İkinci golde fizik olarak düşmüştük. Üçüncü golde mental olarak düşmüştük zaten oyunda. O yüzden burada müdahaleler daha erken olabilir diye düşünüyorum. Çünkü 1-2-3 değil kaçıncı seferdir aynı şey oluyor. Yani kenarda oyuncu varken gol yiyoruz. Bence hocanın bu öz eleştiriyi yapması lazım. Evet. Bunlara kulak tıkaması lazım diye düşünüyorum. Ve sol bek konusunda da özellikle maçı izlerken yorum yapmıştım aynı yorumu. Yani ben olsam tamam ilk başta Kazımcan'la başladın okuyor hocam ama yani o ikinci golü yemeden önce Kazımcan'ın orası açıldı. Oradan devamlı rakip gelmeye başladı. Orayı kullanmaya başladı. Ben olsam orada işimi garantiye alır. Abdülkerim'i çeker. Nelson'u stopere koyardım. Yani eğer böyle zamanlarda da Nelson'u zaten hoca kullanmayacaksa Nelson'un çok fazla kazanma şansı da yok. Evet. O da ikinci bir negatif durum bence. Ama tabii ki de bu oyunun böyle oynanabilmesi açısından Galatasaray'ın en hayati can damarında Torreira olduğunu düşünüyorum. Yani inanılmazdı. Yine inanılmazdı. Ki senin en çok eleştirdiğin golü yok falan filan diye. Aynen oraya oyuncu. Gelecektim. Evet. Şimdi sevgili yönetmenimiz Tarık'la da konuşuyorduk programdan önce. Dedim ki bir takımın 6 numarası orta sahası 0 gol 0 asistle oynuyorsa şampiyonluğa oynayan bir takımın evet. O oyuncu iyi oyuncu değildir demiştim ben. Evet. Ve bunu hala söylüyorum. Ama mesela bu yorumu yaptığım zaman kimsenin aklına Torreira gelmiyor. 0 gol 0 asist olmadı. Neden? Sahada basmadık yer bırakmıyor. Her yerde Torreira var. Son adama kademeye giren Torreira var. Bakıyorsun kornerde ön direkte Torreira var. Rakip çıkarken basan Torreira var. Hızlı ucumu kesen Torreira var. Yani inanılmaz derecede bir yük alıyor orta sahada. O yüzden izleyenler de sahanın her yerinde Torreira'yı gördükçe evet. Kimse onun 0 gol 0 asistine takılmıyor ama zaten bu fark bir performansta onu da bekleyemezsin. Hani bir de gitsin atsın da bekleyemezsin. O yüzden Torreira çok kıymetli. Ama burada bir alternatifini de yaratmak gerekiyor. İşte derbi oynadı Galatasaray. Bugün yüksek tempoda Bayern Münih maçını oynadı. Şimdi tekrar lige dönecek. Ligde oynayacak 3 gün sonra. Artık biraz bir süre sonra da bu dinlendirmelere geçmesi tabii, gerekiyor. Tabii. Hemen buna bir örnek vereyim. Beşiktaş geçen senelerde bunun en önemli örneğiydi. Bu dinlendirmeyi yapmadığı için çok ciddi sakatlık problemleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Dediğim gibi Saça Boye, Torreira, Icardi, bu is Kerem hatta bir nebze belli aralıklarla dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum bence. Evet. Sen neler söylemek istersin? Ya yeni alınan oyunculardan çok fazla Galatasaray ne yazık ki yararlanamadı. Hatta maçtan önce basın toplantısında Kadir abinin bir sorusu vardı. Basın mensubu. Kadir Çetin Çal olması lazım. Bir soru soruyor. Yeni gelen oyunculardan yararlanamadınız bu yıl anlamında. Hoca katılmıyor. Hepsinden yararlandığım gibi bir açıklaması var. Tabii antrenörler, yöneticiler, başkanlar her zaman takımların haklarını savunmak gerekiyor. Şimdi sol bekle alakalı çok istedim, beğeniyorum gibi evet. Açıklaması var hocanın. Ama onu yapmak zorunda. Çünkü yarın antrenmanda oyuncuyla yani antrenörün ne demesi lazım ki performansından memnun değilim diyecek hali yok. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani istedim bu diyecek. Sadece hani hep ben bunu mesela işte Antalyaspor'un Nuri Şahin için de yapıyorum mesela. Evet. Yani Beşiktaş'ta Şenol Hoca için yapıyordum. Yani bunu illa basının önünde yapmaya gerek yok. Bu öz eleştiriyi kendin yaptığında evet. Zaten bir hafta sonra yapacağın müdahalelerle, takıma müdahaleyle bu öz eleştiri yapmadığın belli olur. Evet. Yani benim buradaki amacım hani biz bu yorumları yaparken bütün takımlar daha iyi olsun. Biz seyir zevki yüksek bir karşılaşma izleyelim, mücadele izleyelim. Bizim derdimiz bu ülke puanımız yükselsin. Neden Şampiyonlar Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde daha üst aşamalara çıkmayalım? Bunun için yapıyoruz yorumu. Evet. O yüzden bazen kazansan iyi oynasan da bazı noktalardaki negatif kısımları da görmek gerekiyor diye kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle. Bir Nelson tabii gerçeği var. Evet. Maç içerisindeki maçta olan İstanbul'da olan arkadaşlarla da bir yorumum oldu, istişarem oldu.
tribüne çağırmışlar. Nelson'u gitmedi gibi bir durum söz konusu dediler. Tabii bir teyit almak lazım. Net bir olmak açısından. Onlar da o heyecanla mı artık bana öyle bir yorumda mı bulundular? Onu bir iyi araştırmak lazım. Şu bilinmesi gerçek ki tabii Nelson üzerinden de bu konuşmayı yapabiliriz. Hiçbir oyuncu hiçbir kulübün üstünde değil. Tabii. Hoca yeri gelir oynatmayabilir, yeri gelir oynatır. Geçen sene Galatasaray bu krizi Gomis'le de gördü. Evet. Hoca bunun altından kalkmasını bildi. Fatih Terim döneminde işte Melo'yla Reyeri arasında da kavgalar çıkmıştı. Bu krizler kulüplerde ama Galatasaray yorum bazlı gidiyor olduğumuzda bunlar Galatasaray'da yaşanılan zaman içerisinde gerçekten çok eskiye gidersek Caner Erkin, Arda Turan'ları bile konuşuruz. Fakat şimdi tribüne gitmemek vesaire bunlar hoş şeyler değil. Hocadan bir çizgiyi yer. Biliyorsun Okan Hoca da çünkü bu kadar yıldızı idare etmek çok kolay işler değildir. Yani orta derece bir antrenörün orta derece bir takımla başarı elde etmek bu kadar yıldızla başarı elde etmekten daha kolay bir iştir benim nazarımda. Çünkü birini oturtturursan öteki oynamak istiyor. Dengeyi ve ayarı o kadar iyi sağlaman lazım ki oyuncu bazında bir saygı niteliğinde sana unsur davransınlar. Şimdi Galatasaray'ın stoperi Sanchez'in yani performansı ortada. Şimdi o adamı kesip de sen Nelson'la başlarsan otomatikman bir kadro adaletsizliği ve form adaletsizliği ortaya çıkar. Öyle değil mi? Doğru. İstediğin kadar senin geçmiş senelerdeki performansın iyi dahi olsa, kim formdaysa, takım da iyi gidiyorsa o oynar. Ben Nelson'un yaptığı açıklamalar doğru ve yerinde bulmuyorum. Çünkü herkes haddini bilmeli. Özellikle oyuncu. Adına profesyonellik koyuyorlar. Bakıyorsun İşte biz çok gördük. Fener'den Galatasaray'a, Galatasaray'dan Fener'e. Hem de yakın zaman içerisinde. Metin Oktay yapıyorlardı. Golden sonra bir baktık. İşte Rodriguez'ler falan. Bir sene sonra bir Avrupa'ya gitti geldi. Fenerbahçe'ye. Hani ne oldu senin Metin Oktay elini göğsüne koyman? Bitti. Onlar adına profesyonellik koyuyor çünkü. Evet. O işlerin hep balon olduğunu ben yıllardır söylüyorum ama çok fanatik taraftarlar, çok fanatizm olanlar İşin hiçbir zaman bu tarafında olmuyorlar ne yazık ki. Ama zaman içerisinde onlar da bu konuştuklarımıza gelirler. Çünkü çok fanatizm iyi bir şey değil. Çünkü kesinlikle oyuncular adına profesyonellik koyuyorlar. Demek istediğim o. Kesinlikle. Yani yapmış olduğu açıklama Nelson'un çok doğru bir açıklama değil. Geçen günlerde kendi ülkesi basınla yapmış oldu. Doğru. Burada bence tabii iyi yönetilmeyen bir süreç var. Hem oyuncu bazında hem teknik heyet hem bir yönetim bazında. Çünkü başkan vekillerden Timur'a da bu sorulduğu zaman evet. Hani şey dedi, bir bakmak lazım dedi. Oyuncunun açıklamalarını iyi incelemek lazım. Tercümanı iyi çevirmiş mi çevirmemiş mi ona evet. bakmak lazım dedi. Dolayısıyla hani burada da tabii bunu kaç gün geçmişti üstünden mutlaka çevirmişlerdir. Ya yönetici o iş o topa gidemez. Yani şimdi tabii, şunu söyleyeceğim yani. Evet. Burada sürecin bir kontrolüyle ilgili bence bir şey evet. var. Ya oyuncu oynamıyor. Okan Hoca evet durumda. Okan Hoca buna zaman vermiyor ama açıklama bu değil. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani sen haddini bileceksin oyuncu olarak ya. Yani kulüpler ya bugün kimler geldi kimler geçti büyük takımlardan. Şimdi sen hemen, o açıklamayı sezon içerisinde yapıyorsan formayı da zor bulursun. Şimdi hemen sana bir o zaman sorayım. Evet. Şimdi bu bahsettiğim mevzuda Nelson bunu dile getirdi ama ben evet. sezon başında dile gelmeyen de bir konu Zaha Tete'nin oynamasıydı. Oynamamasıydı daha doğrusu. Orada Mertens ile başlıyordu. Kerem evet. kanattaydı. Barış Alper kısmen sağda oynuyordu. Sonra herkes zaten şunu konuşmaya başlamıştı. Tete Zaha ne zaman girecek ilk 11'e? Girdiğinde kim kesilecek? Derken evet. girdi. Icardi önde, Zaha solda, Tete sağda. Kerem Aktürkoğlu 10 numara pozisyonda. Bu arada Manchester maçı bitmek üzere mi? Bitti zannettim. Bitmemiş. Evet. Bu dörtlüye ulaştı Galatasaray. Şimdi bakıyorsun mücadele anlamında ve oyun anlamında çok yükselen bir grafik var. Ama gol yollarında inanılmaz derecede kısırlaşmaya başlayan bir Galatasaray var. Bu bir gerçek. Maçtan sonra yine Okan Hoca açıklamasına diyor ki son haftalarda bunu yaşıyoruz. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremiyoruz diyor. Evet. Bence bunun da işte sebeplerinden bir tanesi bu dörtlü kısmıydı. Bu arada Manchester United maçında Kopenhag penaltı kazandı. Uzatma dakikalarının sonuna gelmiş durumdayız. 95 dakika. Ya yönetmenimiz var olsun. Burada penaltı öyle. Diye bağırdı. Ben pozisyonu kaçırmışım. Maşallah. Biz de konuşunca. Hem kameramanız hem yönetmenimiz maşallah var. Teşekkür ediyoruz onlara. Vallahi. Sağ olsunlar.
Geçen haftalarda da Galatasaray maçında yine canlı anlatımda bize destek evet. olmuşlardı. O yüzden teşekkür ediyoruz. Biz devam edelim. Ya yine bir de Fahrettin çok kaçırdığı goller var. Şimdi not almışım burada. Kerem 3 tane kaçırmış, Icardi 2, Torreira 1 tane gol kaçırmış. Yani bunların en azından birini ilk yarı golle sonuçlandırsaydık bambaşka da bir sonuç ortaya çıkardı. Çünkü mahkum oynattık. Hani çıkartmadı Galatasaray Bayern'i. Bu anlamda insanın da içi acımıyor diye bazen böyle mağlubiyetler daha çok üzüntü verebiliyor insana. Hani maçın favorisi belki Bayern Münih ama yani hiçbir şey oynamadan 2-0, 3-0 bitmiş olsaydı belki sineği daha kolay çekebilirsin. Ama iyi oynayarak bu şekilde mağlup olmak bazen insanın içini evet. daha da fazla acıtabiliyor. Acıtır. Hem mutlu Ülker. Oluyorsun bir yandan, gururlu bir şekilde eğer taraftarıysan Galatasaray'ın ya da tutuyorsan, rakip takımı bile olsa gururlu bir şekilde ayrılıyorsun maçtan. Ama tabii sonuç olarak da sıkıntı olabiliyor. Çünkü kaçırılmış bir, en azından bir puan var orada. Evet, aynen öyle. Bir de Bayern Münih'e karşı. Tabii burada VAR incelemesi devam ediyor penaltı pozisyonunda. Olsa da izleyici yorumlarımız var. Evet, onları da es geçmeyelim. Sayın Antalya Spor As Başkanımız ve son dönemde kongreye kulübü götüren Başkan, Adnan Başkan. İyi yayınlar dilemiş. Buradan da selam olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi bu saatte bizi yalnız bırakmamış. Destek oluyor. Çok teşekkür ediyoruz kendine. Tabii önümüzdeki süreçle ilgili aldığı karar için de saygı duyuyoruz. Antalya Spor'da yarın bir kongre var. Evet. Başkan ve yönetim değişecek. O yüzden bu süreçte görev alanı almayan herkesin kararına saygı duyuyoruz. Bugüne kadar da emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onu genelde kongre değiştikten sonra listenin son halinde gelecek hafta daha detaylı değerlendiririz ve buradan hem teşekkürlerimizi emek harcayanlara hem de yeni gelenleri tekrar değerlendiririz diyorum. Ve Kemal Dedeoğlu, Galatasaray üstün oyunuyla bizi gururlandırdı demiş. Sevgili Kemal Dedeoğlu, hemen devam ediyorum yorumlarıma. Nafize Özcan yazmış, bu oyunun sonunda söylenebilecek tek şey şampiyon Galatasaray demiş. Buradan da Nafize Özcan'a da selamlar olsun diyoruz. Penaltı kaçtı. Kaçtı mı? Evet, Manchester kalecisi kurtardı sanırım. Olmayacak bir şey çünkü eğer evet. bu gol olsaydı 1-1'lik skor bizim için çok avantajlıydı. Evet. Üstüne üstlük de Onana'nın bu kadar eleştirildiği bir sezonda son dakika işte gelir yine bizim Türk takımlarını bulur kısmet. Evet. O kadar bütün sezonu hatalı geçirip burada son dakikada penaltıyı kurtarması Manchester United galibiyetiyle mücadele sonlanmış oldu. Yavuz Karakaş yorum yapmış. Bayern Münih Galatasaray maçı için yorumlarınız nelerdir diye sormuş. Zaten genel olarak yorumlarımızı yaptık. Ve İlker Koç yorum yapmış. O da sevgili Tapu takipçisi İlker Koç da Galatasaray mücadelesine değinmiş. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki farkı değerlendirir misiniz? Neden böyle oldu demiş. Buna da değindik zaten. Ergün ikinci, bu grubun ikincisi Galatasaray İmparator'un yolunda devam eden Okan Hoca ile demiş. Buradan da yine kendisine de selam olsun diyoruz. Ergün abimiz her hafta evet. olduğu gibi yine destek veriyor. Okan Hoca'ya imparator evet. olma yolunda mesajını iletmiş. Tabi Ergün Bey önemli bir iş adamı Antalya'da. Hem kuyum sektöründe hem inşaat sektöründe futbolla da ilgili içeride dışarıda takımı da destekliyor. Bizim de programlarımıza destek oluyor her anlamda. Tabi Okan Hoca genel anlamda yorum yaptığımda ufak tefek hataları olmuyor değil. Ama total olarak yorumladığımızda işler iyi gidiyor. Kazandığı derbiler ortada, geçen sene şampiyonlukları, lige iyi başlaması. Bunlar önemli bir süreç. Geçen yani en son Manchester maçındaki galibiyeti ve bugünkü performansı ufak tefek hatalar olacak. Bugün hangi antrenörler hata yapmıyor ki? Zaten tabii. maçın bu hatalar sonucunu tayin ediyor. Ama genel anlamda yorumladığımızda hocanın doğru yolda olduğunu da ben kendi adıma söyleyebilirim. Ama bundan sonraki süreçte hatalar yaparsa da bunu da dile getiririz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Devam ediyorum. Evet, olarak. tabii. Sevgili Sevil Öztürk yazmış. İyi yayınlar, başarılar, takipteyiz demiş. Çok teşekkür ederiz. Songül Yavuz yazmış. Şampiyon Galatasaray demiş. Galatasaraylıları bu oyun heyecana getirmiş durumda. Ya tabii gayet normal. Zaten bu senenin favorisi Galatasaray ve Fenerbahçe evet. şampiyonluk anlamında. Fenerbahçe Beşiktaş en sonki mağlubiyetten sonra hani kışı görmeden neredeyse havlu atar derecesine geldi. Başkanı şu anlamda başkanlık süreci ne olacağı belli değil. Antrenörü yardımcı antrenör, tecrübesiz bir antrenörle yola devam ediyor. Nitekim
ne olup ne biteceği orada belli değil. Favori özellikle Fenerbahçe'nin Hatay Spor'da oynadığı karşılaşma 17'de 17 gitmesi. Zaman kalırsa onlara da değineceğiz. Galatasaray'ın nitekim sadece Kayseri ilginlik maçındaki beraberliği, ondan sonraki pozisyonu zaten ortada. Galibiyet anlamında. Favoriler belli. Yani bu anlamda çok hani ben kendi adıma konuşayım, müneccim olmaya gerek yok. Ya Fener ya Galatasaray bu sene işi sırtlayacak gibi duruyor. Çünkü kadro kalitesi de onu gösteriyor. Ama illaki biri bir yerde tökezler. Yani bu bu şekilde gitmez. Gitmez. Hatta ikisinin arasındaki mücadeleye kalacak deniyor ama bence oraya kalmadan da bir puan kaybı mutlaka olacak diye düşünüyorum. %100. Hem de hiç ummadım bir anda gelir. Evet, aynen öyle. Bu işler hep böyledir. Şimdi Süper Lig kısmı ile ilgili de birkaç soru var tabii ki ama onu biraz daha ilerleyen kısma bırakmak istiyorum. Tabii. Süper Lig'e doğru geçiş yaptığımızda. Battal Tuna hocamız yazmış. Battal hocamıza da buradan selam olsun, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bakıyorum son dakikadaki yorumlara var mı başka yorumumuz gelen diye bakıyorum. Süper Lig'le ilgili yorumlarımız yine geliyor. Sen neler söylemek istersin? Genel toplamamız gerekirse ilk yarıda %57 bir toplu oynama oranı Galatasaray için 16'ya 3 şut istatistiği, müthiş bir istatistik. Ancak ikinci yarı dediğimiz gibi işlerin terse dönmesiyle beraber istemediğimiz bir skorla mağlubiyetle kapattık akşamımızı. Var mı ilave etmek istediğiniz şey? Galatasaray taraftarı huzurlu. Galatasaray taraftarı mutlu. Oynanan oyundan ne kadar skor olarak onları tatmin etmese de sahadaki performans tüm herkesi mutlu etmiş durumda. Bu 2-2 daha 4. Yani bugün bu oyunu eleştirecek olan zaten ben niyetinin çok iyi niyetli olduğunu düşünmem. Performans anlamında Bayern Münih'e ancak bu şekilde oynanırdı. Oynadığınız takım dünya devi. Belki bugün Şampiyonlar Ligi finalini %80 insanlar nazarınca hak eden bir takım hüviyetinde. Ama bugün Galatasaray maçını Real Madrid City falan izliyorsa, ilk 70 dakikasını falan izledilerse aman ha Galatasaray gruptan çıkıp da bizim rakibimiz olmasın demiştir. Çünkü inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ki Manchester maçında da aynı şekilde deplasmanda, Old Trafford'da yani kolay işler değildir bunlar. Çıkacaksın orada 3 tane atacaksın falan, penaltı kaçıracaksın. Belki bir beşlik yapıp döneceksin İngiltere'den, öyle değil mi? Hiç belli olmaz bu işte. Tabii yani bu işler enteresan işler ama şöyle bir gerçek var. Bundan sonraki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı yine Bayern Münih'le. Orada ben tabii biraz üzülerek söylüyorum ama işimizin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi evinde biraz daha performansı yüksek oynayabilir Bayern Münih. Çok da eksikti bugün. Ya o da bir etken. Beklenen durum şey evet, değil. O da bir etken. Fakat tabii ne olursa olsun kendi evlerinde Galatasaray'ı daha çok zorlarlar. Ümit ediyorum oradan bir puan bile alsak Galatasaray adına olumsuz bir sonuç olmaz yani. Çünkü bugün favori gruptaki birinci sırada çıkacak olan takım herkesin bildiği üzere Bayern Münih. Evet. Ya şöyle bu grup çekildiği zaman çok ben hep şey diyordum etrafındaki insanlara. Bence ümitsiz olacak bir grup değil. Evet. Manchester United eski Manchester United değil. Evet. Bayern Münih. Eski Bayern Münih değil ama tabii ki de Bayern Münih bu grubun evet. favorisi diyorduk. Bu yani Bayern Münih final oynar. Bence gitmez oraya kadar da. Evet. Belki gene daha erkenden evet. bir iddialaştık girelim mi hemen? İstersen final maçına. Bu final oynar bu Bayern Münih. Bayern Münih oynarsa final oynar. Ben seni Bayern Münih finaline götüreyim. Yani oynamazsa sen beni götür. İstesinler bugün Galatasaray'a 6 da atarlardı. Vitesi biraz yükselseler ciddi takım. 5 pasta 5 pas 5 pasta çıkıyorlar. Birazcık işi ciddiye aldılar mı? Bugün Galatasaray, Fener, Beşiktaş hepsi bir 11 çıkaracak. Yine 3 biterdi en az bu maç. Total 3 tane takım diyecekler ki en iyi oyuncularım senin orta saha benim kalecim falan yapacaklar. Hepsi toplanacaklar yine 3 biter. Rakip çok ciddi. Tabii. Hele deplasmanda falan. Yani Galatasaray'ın zaten insanların mutlu olmasındaki en büyük durumu Fahrettin'cim. Yani o... Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak evet. gene dedim ki gel beni finale götür dedim. Çıkmaz dedim. Sen şimdi konuyu oradan oraya aldın getirdin. Nedir o? Final diyor maçına evet, diyorum. Evet, çıkmasa evet. Bayern Münih sen beni final maçına götür diyor. Evet. Sen sırf bunu duymazdan gelip bana oradan bu tarafa doğru geldin. Ben bu sene Bayat Badem'e zor gittim ya. final biraz zor bize. Final maçına final diyorsun. Mümkün değil. Neyse, ama seni biletini al da sponsorun olurum. Hayır diyor. Allah biliyorum. Aynen. Teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Eyvallah. Bunu bir değerlendirelim diyorum. Seve seve. Yani dediğin gibi şey deplasmanda işler tabii ki farklı olacaktır. Ben bu
Manchester-Kopenhag maçının açıkçası bir beraberlik çıkarsa diye çok ümitliydim. Hiç denerken bitmesi açısından. O da olmadı. Kopenhag bir galibiyet alırsa Kopenhag da işin içine giriyor tekrar. Şu an grupta biraz işler sarpa sarmış durumda. Sen neler söylemek istersin en sonunda bir puan durumuyla beraber? Ya tabii şimdi bu iki maç berabere bitmiş olsaydı eğer Kopenhag Manchester maçı bizim açımızdan daha şık olabilirdi. Ama Galatasaray biliyorsun her zaman mücadeleyi sonuna kadar belirten, yükselten bir takımımız. Bu anlamda ben inanıyorum ki son nereye kadar gitmesi gerekiyorsa oraya gidecektir. Manchester'dan falan korkacak bir durum yok Galatasaray'ın. Dışarıda 3 attıysan içeride 5 atacaksın. Kopenhag karşısında oynadığı oyun belli Galatasaray'ın. Orada en az farklı bir skor bile bitebilir Kopenhag maçı. Çünkü Galatasaray gerçekten kaliteli ayaklara sahip. Bizim kalitemizde falan değil Kopenhag. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani sen bugün Bayern Münih bu 70 dakikada falan onları 30 dakika oynasan yeter bu oyun. Ki oynadıydı da Galatasaray Kopenhag maçında iyi. Son vuruşları ne yazık ki bugünkü olduğu gibi yapamamıştı. Orada biraz daha becerikli aslında ayakları da sahip. Kerem'in, Zahan, Teten, Icardi'nin bunlar son vuruşu olan oyuncular. Fakat işte futbol bazen böyle olabiliyor. Galatasaray bunu zaman içerisinde Türkiye Kupası'nda falan da yaşadı. Özellikle son Fatih Terim döneminde Tuzla Spor olmak üzere. Bazen çok istersin. Top girmedi mi girmez. Bu maçlarda ona benzer karşılaşmalar oldu işin açıkçası. Evet, doğru. Ama ümit ediyorum ki en azından beklentimiz o yöndeki ışık da vaat ediyor oynanan oyun. İlerleyen zamanlarda Galatasaray Avrupa'da daha iyi bizi temsil edecektir. En azından skor anlamında. Oyun anlamında zaten hepimiz tatminiz. Ben en azından bir spor sever olarak her şeyden önce bu oynanan oyunu ayakta alkışlıyorum. Oturarak falan diye şapka çıkartıyorum. Bayern'e karşı bu oyunu oynamak her baba yiğidin harcı değildir. Ha, skor anlamında olsaydı ballı kaymak olurdu. İşte orada bu, birkaç bu şey yaslanamaz bir gerçek. Anladım. Ufak tefek hatalar tabii ki olacak. Yani bu elindeki malzemeyi biliyorsun, kadroyu biliyorsun falan filan ama burada tamamıyla hocanın üstüne yüklenip de hani sen hocam bunu yaptıydın yapmadıydın falan demek ben kendi adıma haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü hocanın getirmiş olduğu bir tablo var, oynattığı oyun var o dakikaya kadar. Ama eleştiriler de tabii futbolun içerisinde olan gerçekler. Milyonları kazanıyorsanız da ufak tefek eleştirileri de Galatasaray'ın antrenörüyseniz sineye çekeceksiniz. Bu 2-2 daha 4. Hem sosyal medyada hem yazan çizen konuşan basın mensubu olarak. Katılıyorum. Ağzına sağlık. İstersen buradan derbiye doğru bağlayacağız. Orada sana güzel bir sorum var. Ama puan durumunu istersen bir değerlendirelim. Şampiyonlar Ligi grubunda güncel son bir puan durumu. Bayern Münih 9 puanla lider durumda. Evet. Galatasaray 4 puanla 2. Manchester United 3 puanla 3. Kopenhag ise 1 puanla sonuncu durumda. Dediğim gibi burada Kopenhag'ın işin içine girme ihtimali var. Olası bir oradaki mağlubiyette ya da Manchester şimdi Kopenhag'a gittiği zaman yaşanılacak bir olası durumda Kopenhag tekrar işin içine girmiş olacak. Grupta işler biraz karışacak. Evet. Bugün akşamdan gelecek olursak lige doğru. Şimdi Kopenhag maçının 5 dakikası. Yani 2-0'dan 2-2'ye geldiği kısım. Evet. Artı Kopenhag maçının ilk yarım saati. Manchester United maçının ikinci yarısı. Bayern Münih maçının ilk yarısı. Hatta 60'a kadar almadım bile bak. 45 dakikası. Evet. Şimdi ortalama her bir maçta 45'er dakikamız var totalde. Peki Şampiyonlar Ligi'nde bu 45'er dakikalık bu harika oyunlar varken Süper Lig'e geldiğimizde bu 45 dakikalık oyunun neden biz bir 15-20 dakika daha olsa Süper Lig'de olduğu zaman seyredemiyoruz sence? Ya şimdi Galatasaray anlamında soruyorsun tabii, bu soruyu. Galatasaray anlamında soruyorum. Çünkü şöyle, hani Fenerbahçe'nin rakipleri zaten orada konferansta Türkiye evet. Ligi'nin dengi değil ve sürekli rotasyon yapıyor. Bir ligde kıyaslama şansımız yok. Beşiktaş zaten evet. Avrupa'da ayrı zorlanıyor, ligde ayrı zorlanıyor. Bir kıyas yapmamız şu an için doğru. Mümkün değil. Galatasaray açısından diyorum. Bu Galatasaray her maçı Türkiye'de kötü oynuyor anlamında söylemiyorum. Tabii. Şu açıdan söylüyorum. Bu 45 Beşiktaş, dakika oynadığını... Beşiktaş maçından yola çıkarsak Fahrettin'cim, lafını kestim evet. gibi oldu ama bir hemen bir giriş yapmak istedim. Şimdi ben tabii maçtan sonra yorumları dinledim. Çoğu yorumcuya da katılmadım işin açıkçası. Hani dediler ki rakip 10 kişi kaldı. Galatasaray'ın oyuncuları, antrenörü vesaire neyse akılları işte. Münih maçındaydı. Evet. İşte skoru dağıldıktan sonra falan filan. Ya şimdi adam formayı sırtına geçirmiş.
terlemiş. 45 dakika 50 dakika geçmiş. Yani aklı nasıl Bayern Münih 3 gün sonra? Biz de yıllarca top oynadık. O anı yaşar futbolcu. Ben çok aslında bu yorumculara katılmamıştım. Fakat Galatasaray'ın bugünkü oyununu ben görünce o yorumcu arkadaşlardan gıyabında içimden söyledim tabii. Bunu yazılı ya da bir yere sözlü olarak yansıtmadık. Özürlerimi iletiyorum. Neden? Çünkü gerçekten belki de bu oyuncuların akılları Bayern Münih maçındaymış ki o gün senin de söylediğine hak vermemek elde değil. Performansını belirli ölçülerde tutabildi Galatasaray. Yani bu oyunu eğer Beşiktaş maçına zaten yansıtmış olsaydı biraz daha vitesi düşürdü. Skoru da alınca şimdi maçı izlemeyen bir insan 1-0'lık skoru gördü mü, rakibin kırmızı kart gördüğünü orada izledi mi, otomatikman ne yorum yapar? Galatasaray 3'e 4'e gider der. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ha Beşiktaş'ın... Beşiktaş seyircisi açmaya bile gerek yok. Evet. Sonra diyebilir. Ha Beşiktaş'ın geçen sene derbide yapmış olduğu 10 kişiyle performansı ortada. Bunları da zaman zaman Beşiktaş böyle sürprizleri de yapabiliyor. Fakat yine de sürpriz yapabilirdi. Birbiri buldu. O penaltı olmasa Rozier'in son topu girmiş olsa bambaşka da bir sonuç 10 kişi de çıkabilirdi. Ezilmedi. Tecrübesiz bir antrenörüm var kenarda. 52 bin tane seyirci var beyninde, kafanda. Öyle değil mi? Kesinlikle. Formda bir Galatasaray. Yenilmiyor 23-24 maçtır neyse istatistiklerde. Senin başkanının ne olacağı belli değil. Takımın kaos içerisinde. Antrenörün bırakmış gitmiş. Buna rağmen hiçbir şekilde geri çekilmeden mücadele ediyorsun. Ben bu anlamda Beşiktaş'ın oyuncularını da kutluyorum. Ezilmediler. Orada çıktılar. Ne kadar mağlup da olsalar bizi de Sezar'ın hakkı Sezar'ı. Bugün nasıl Galatasaray yenilip iyi oynadıysa bunları konuşuyorsak 3 gün önce de Beşiktaş Galatasaray'a karşı ezilmeden oynadı. Ha, ilk yarıdan bahsetmiyorum. Kaleye bulan şutun yok. Ceza sahasına girmemişsin. İstatistiklere bakıyorum. Bir tane şutun yok. Kale, ceza sahasında topla buluşmamış Beşiktaş. Aynen. Ama ikinci yarı bambaşka bir sistemde hocadan da almış olduğu muhtemelen taktiklerle iyi bir oyun ortaya koydular. Tabii Galatasaray'ın da eksikleri biraz önce söyledik. Başta sol bek olmak üzere Saşa Boy'un da orada adamını kaçırması maça orta gitti Beşiktaş'ı. Evet. Ama normal olarak yorumladığımızda sana hak vermeme geldi değil. Neden diyorsun bu oyunları 90 dakika yayamıyorsun? Zaten bunu yaymak da tabii, çok kolay işler değil, değil ama. Bunun benim şeyim 90 dakika yaymaktan ziyade yani bu oyunu 15 dakika Süper Lig maçında oynasan yenemeyeceğin takım yok. Evet. Zorlanabileceğin takımlar kim olur? Gününde olmazsa olmazsan Adana Demir seni zorlayabilir şu anki şartlarda baktığında. Bir de tabii Fenerbahçe ile kafa kafaya giden bir mücadele olur. Evet. Ya o yüzden bazı maçlarda zorlandı. Örneğin mesela şimdi gene bitiricilik adına zorlandı Galatasaray daha çok ama bazı maçlardaki tempo çok düşük. O yüzden bakıyorsun. Ya burada tabii yıldız oyuncular her zaman bizim ülkenin problemlerinden birisiydi. Oyun ve mücadele seçme kısmı. Biraz bu sene o var gibi geliyor bana. Çünkü bu oyuncuların zaten çoğunluğu hatta hepsi Şampiyonlar Ligi için alındı. Evet. Ve Şampiyonlar Ligi'ni bir vitrin olarak görüyorlar ki çok normal bir şey. Tabii. Doğrusu da o. Ama tabii doğrusu o derken burada Süper Lig kısmını doğru bulmuyorum olanı. Evet. Yani çünkü çok aşikar bir şey. Yani sürekli bir aynı şeyi söylüyormuşuz gibi ama bir gerçek bu sene bu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro kalitesi bu ligin çok üstünde. O yüzden de bu mücadeleyi Süper Lig'de böyle 10-15'er dakikaya bile oynasalar çok daha rahat müsabakalar kazanabilir Galatasaray diye düşünüyorum açıkçası. 90 dakikaya yayma konusunda da işte orada biraz teknik yete meziyet düşüyor. O da şöyle, aynı çıkardığın kadroyla bu tempoda oyunu karşındaki rakip senden iki beden zayıf dahi olsa 90 dakika sürdüremezsin. Evet. Çünkü bir insan fiziği durumu var. Dolayısıyla burada artık müdahalelerle, maç içindeki değişikliklerle ancak bunu süreyi uzatmak mümkün. Ama zaten biz de Türkiye'de bunu çok fazla göremiyoruz. Bunun da en baş sebebi teknik heyetlerden ziyade kadrodaki oyuncuların sene başına çok geç transfer edilmesi. Artık hazırlık kampını geçirmemiş olması. Bütün dünya bunu çünkü yaz hazırlık kampında hallediyor. Biz Eylül'de lig başlıyor. İkinci, üçüncü hafta daha hala transferler devam ediyor. O da işte bir süre sonra böyle 90 dakika çıkaramayan oyuncular haline geliyor. Evet. Derbi konusuna gelecek olursak da tabii hakem kararları oldu. Tartışılan tartışılmayan pozisyonlar, evet, oldu.
Ama dediğin gibi ilk yarı zaten Galatasaray'ın bir iyi bir üstünlüğü vardı oyun anlamında. İşte Beşiktaş'ta 10 kişi kalınca Mert'in atılmasıyla beraber işler biraz daha kolay hale geldi Galatasaray adına. İkinci yarı işler biraz olsun zorlaştı. Dediğin gibi belki penaltı olmasaydı ya da Rozier'in pozisyonu olsaydı şu an belki daha da farklı şeylerden bahsediyorduk ama bunda da şuna bu hani kabahat demeyelim de bir sebep milli takım dönüşü. Evet. Her zaman için bizim ülkemizde bütün takımlar için çok zor bir süreç oluyor. Milli takım dönüşlerinde maalesef ki takımlarımız çok zorlanıyorlar. Kopmalar yaşıyorlar. Mert'in pozisyonu için ne düşünüyorsun? Bir izleyicilerimizden de soru gelmiş bununla ilgili de. Sedat Kırmızı yazmış. Kırmızı kartında şey diyor. Demiştim ya Süper Lig'le ilgili yorumları oraya bıraktım diye. Evet. Mert'in elini destek eli olarak kabul etmeyip penaltı diyenler için bugün Galatasaray maçında ikinci yarıda David Sanchez'in var bir kayarak geldiğinde eline değen bir top var. Evet. O pozisyonda hakem nasıl destek eli kararı verdiyse Mert'in pozisyonda destek eli değil miydi demiş. Ya şimdi ben şöyle yorum yapayım. Şimdi Halil Umut Meler hakem arkadaş. Maçı izledik hepimiz. Vermiş olduğu pozisyonların hepsi sıkıntılı. İlk düdükten bahsediyorum. Mert'in atılma pozisyonu var. Gözünün önündeki eli görmüyorsun. VAR çağırıyor. %100 kırmızı kart. Açık. Benim kendi nazarımca. %100 ceza sahası içinde elini elliyorsun. Adam gole gidiyor. VAR çağırıyor. Kırmızı kart gösteriyorsun. Torreira'ya penaltı veriyorsun. Alakası yok. VAR çağırıyor. İptal ediyorsun. Ceza sahası içerisinde %100. Adamın ak sütü gibi helal. Icardi'nin öyle bir aşiline vuruyor ki. Gezzallı pozisyon. Yani ona penaltı vermemek gerçekten. O hani, iyice en net gözünün önünde. Evet yani futboldan arkadaş ben anlamıyorum demekle eşdeğer benim nazarımca. VAR çağırmıyor ve sen faulü Icardi yaptı diyorsun. Ve o pozisyondan sonra Icardi sakatlanıyor bugün iğneyle çıksın mı oynasın mı falan filan deyip de Galatasaray seyircisini 3 günlük bir strese sokuyorsun. Ve penaltıyı vermiyorsun. O yüzden hakemlerimiz bazı şeyleri görmezden gelmeyerek kendine çeki düzen vermeli. Bu hakem arkadaş Avrupa'da maç yönetiyor. Vermiş olduğun kararlar hatta veremediğin kararlar VAR tarafından uyarılarak sana gel bunlara bak deniliyor. Ve pozisyon neticesinde birine kırmızı kart gösteriyorsun. Verdiğin penaltının uzaktan yakından alakası yok iptal ediyorsun. Gözünün önündeki penaltı da veremiyorsun. 3 tane kritik eli de vermeseydin tam olsaydı. Oyuncular kendi arasında da yönetir o kadar maçı. Hakeme de gerek yok. Tamam. Bir tane, iki tane yan hakemi ver, yönetsinler. O yüzden bu tür hakemler olduğu müddetçe bizde kaos bitmez. Biri destek geli der, biri farklı yorumlar yapar. Biz de burada işte ne yazık ki kendimiz çalar, kendimiz oynarız gibi bir durum oluyor. Çünkü bunların değişmesi lazım. Bazı hakemlerin, hakem yorumcuların da bunun üstüne gitmesi lazım. Biz hakem yorumcusu değiliz ama bir spor yorumcusuyuz. Bunları da dile getirmemiz gayet normal. Çünkü maçın içinde evet. Maalesef yani hakem konuşmadan bir maç geçemez oldu. Ne yazık ki. Yani Halli Mutmeler, Fenerbahçe Hatay maçındaki Volkan Bayarslan tamam Fenerbahçe rahat kazandığı için belki konuşulmadı ama evet. İki müsabakanın hakemi de iki tarafa da verdiği kararlarla bence gerçekten çok kötüydü. Ki bu sene yapılan bu Halli Mutmeler PR'ı ve sürekli övgüler düzülmesi, bütün derbilere onun verilmesi çok enteresanıma gidiyor benim. Evet. Anlam veremiyorum. Bence bu sene formu da o kadar yüksek değil. Enteresan bir tabii. Hakem kararı. Hakemlerimiz Mert düşüşte. Konusuna gelecek olursak da %100 penaltı mı? Valla şöyle. Kırmızı kart. Kırmızı kart mı? Yani bu destek eli mevzusu. Evet. Daha önceki programlarda da bir hatta konuşmuştuk hatırlarsın. Evet. Yani şimdi burada destek eli olarak bunu kabul etmiyorsak ben şahsi yorum yapmıyorum. Kıyas yapacağım. Evet. Bakıyorsun işte milli aradan önce Beşiktaş İstanbulspor maçında kazanılan penaltı oyuncunun VAR dedi ki destek eli penaltı iptal oldu. Daha önce yine Beşiktaş Başakşehir maçı var. Oyuncu topun üstüne düştü. Top arada kaldı vücudu ve ellerinin arasında. Destek eli oldu. İşte Fenerbahçe Rize maçında verilmeyen bir penaltıda destek eli diye yorum yaptı var. Aslında bu kuraldaki sıkıntı şu, aşırı yoruma açık. Evet. Ya futbolda bu kadar aşırı yoruma açık pozisyon olmaz. Ya bir şey yok destek eliydi, yok değildi diye bir yorum olması çok mümkün değil. Ya bir şey
siyah ve beyaz kadar net olmak zorunda. Evet. Ondan sonra birisi yorum yapıp bu destek eliydi, o yapıyor, destek eli değildi. Evet. Ortaya da böyle karmaşa çıkıyor. Maalesef ki insanların akılları bulanmaya başlıyor. O yüzden daha bu kuralın üstünden mutlaka çalışılması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Şimdi istersen bir de hızla programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'nin Hatay Spor mücadelesi, rekor koşusu ve Ludogorets müsabakası var. Perşembe günü 19.45'te. Ona bir değinelim. Fenerbahçe rekorla evet. devam ediyor. Kaybetmemeye devam ediyor. Kazanmaya devam ediyor. Muhtemelen Avrupa maçında şimdi bu hafta bir rotasyona gidecek yine İsmail Kartal diye düşünüyorum. Hafta sonunda Hatay'ı çok rahatlıkla geçti. Sen neler söylemek istersin? Ya tabii şimdi Hatay antrenörü Volkan Hoca bütün sorumluluğu üstüne aldı. Haklı olarak. Tabii Fenerbahçe'ye karşı galip gelmek istiyorsan belirli bir strateji ortaya koyman lazım. Nasıl Antalya Spor koyduysa Hataylı Spor'da bir şeyler denemeye çalıştı. Ama o kadar bir siklet farkı var ki ve Fenerbahçe o kadar bir formda mücadele ediyor ki özellikle ilk 15 dakika ve yarım saatteki performansı Fenerbahçe'nin yıllardır görmediğimiz bir tablo. Bu anlamda İsmail Hoca'nın en azından sezon başı iyi bir kamp dönemi geçirdiği net bir şekilde bize bu oynatmış olduğu ilk yarım saatlik performans bunu gösteriyor. Ersun Yanal da en son şampiyon olduğu dönem yakalamıştı bu ilk yarıdaki iyi oyun ve mücadeleyi. İsmail Hoca'da da bunu bu sene en azından bu 7-8 maçlık süreçte, totalde de 17 maçlık süreçte bize yansıttı. Hatay tabii elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Kalecisinin Ercan'ın iyi bir performansı yoktu. Ama total anlamda baktığımızda olaylara Fenerbahçe hak ettiği bir puan aldı. Rekorlarına devam ediyor. İsmail Hoca sadece sahada kalmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde polemiğe girmiyor. Yöneticisi bir şey konuşuyor. Diğer rakip takımın başkan vekili bir şey konuşuyor. Hiçbir şekilde işine odaklanıyor ve başarı da zaten kendiliğinden geliyor. Hala Fenerbahçe taraftarlarının bazıları İsmail Hoca'yı eleştirilerde bulunan taraftarlar da var. Duruş, çizgi anlamında ama hoca aslanlar gibi en iyi şekilde takımını hem Avrupa'da hem ligde rekorlar kırarak götürüyor. İsteyen istediği kadar eleştiri yapsın. Hocanın başarısı ortada. Çünkü ben en baştan beri İsmail Hoca'nın gelmesinin çok doğru olduğunu söyledim. Sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum. Gönderilmesinin de yanlış olduğunu söylemiştim. O dönem Jesus gelmişti biliyorsun. Hep aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp koymayalım ortaya ama bunu söylemek de en doğal hakkımız ki hem kazandığı başarı hem oynattığı oyun hem yapmış olduğu transferler işin ne kadar doğru olduğunun en büyük göstergesi. Bu anlamda Avrupa'da da ben Perşembe günü değil mi? Yanlış değilse maç. Perşembe 19.45. Perşembe günü de rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çünkü bizim seviyemizde değil. Fenerbahçe hem iyi oyunuyla, iyi bir teknik ekibiyle hem başarıya aç görüntüsüyle en iyi şekilde bizi temsil edecektir Avrupa'da da. Ligde de dolu dizgin gidiyorlar. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben de temsilcimiz Fenerbahçe'ye Perşembe günü Ludogorets önünde başarılar diliyorum. Ülke puanı için önemli. Fenerbahçe için önemli bir müsabaka. Tabii Beşiktaş'ın Süper Lig kısmını değerlendirdik derbide ama onu da Bodo Glimt'le oynayacak Perşembe evet. 22'de. Tabii zor bir müsabaka Beşiktaş için. Beşiktaş'ta işler çok iyi gitmiyor. Galatasaray maçında ikinci yarısı biraz olsun umut verse de biraz tabii sıkıntılı süreç devam ediyor. Evet. Kongre geldi onlarda da. Ya Beşiktaş'ı tabii çok sıkıntılı bir süreç bekliyor senin de söylediğin gibi ama rakibin de çok ne olduğunu da bilmiyoruz işin açıkçası. Öyle bir rakiplerle karşılıyor ki konferans liginde öyle bir takımlar var ki hani aynen. tamamen istatistiklere dayalı bir yorum yapmamız gerekiyor. Ama ne olursa olsun Beşiktaş'ın kalitesi kadro anlamında ikili güçlük en azından yapması lazım. Çünkü o kalitede olan bir hem teknik ekibiyle hem oyuncu profiliyle. Onu bize gösteriyor. Beşiktaş rahat kazanır yani. Ne kadar sıkıntılı bir süreçte de olsa. Yani bence eğer Burak Hoca biraz risk alırsa burada bazı oyuncular da kazanabilir diye evet. düşünüyorum bu rakiplere karşı. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık Ahmet'im. Rica ederim. Programımızın daha sonuna geldik. Var mı ilave etmek istediğin bir şey? Her şey güzeldi. Tabii çok soru geldik. Şimdi biz Antalya şehrinden program yapıyoruz. Yarın bir Antalya Spor'da genel kurul var. Bu anlamda da soru soranlar oluyor ama bir sonraki haftaya küçük de olsa evet. ona da eğer sen de izin verirsen ona tabii değineceğiz. Bir değinme yaparız. Hafta. Çünkü onlarda da bir merak konusu insanlarda. Nuri Şahin akıbeti, bir başkanlık süreci. Hepsine değineceğiz. Evet. İlerleyen haftalarda bununla ilgili konuklarımız da olacak. Evet. Burada. Çünkü artık sürecin netleşmesi yarın netleşecek. Ondan sonra önümüzü daha net görürüz ve daha net yorum yaparız diye düşünüyorum. Evet. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii ben ufak bir mesajla bitirmek istiyorum. Bugün
25 Ekim'e bağladık ama tabii 24 Ekim'de benim 8. yılımız evlilik yıl dönümünde. O yüzden buradan eşime ve çocuklarıma hepsine birden sevgi ve saygılarımı, selamlarımı yolluyorum diyormuşum. Tabii bizim için daha çok anlamlı. O yüzden tarihe not düşmesi açısından bunu da atlamadan geçmek istemedim. Sizleri çok seviyorum diyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.